Köpüğü kıvamı tam olmuş. Ellerine sağlık. Afiyet olsun Abbas Bey. Ne varsa gençlerde var. Gelelim sadede. Şimdi size bir soru soracağım. İkiniz birden cevap vereceksiniz. He. Variyeteye gerek yok. Yoksa Niyazi Çavuş'un şapaşillisine terfi edersiniz. Şaka şaka. Ağzınızı kapatın, ağzınızı sinek kaçmasın. Vallahi bak. Abbas Bey, ben şimdi şaka mı yapıyorsunuz, oyun mu, bir türlü anlayamıyorum vallahi. Ne kadar latifçe ya. Kes nümayişi, kes. Bu Serhat'la Zümrüt arasında geçmişten kalan bir şey mi var? Cevap versene! Cevap veriyorum. Şimdi şöyle bir şey Abbas Dünür'üm. Vallahi bak, bizim de yeni haberimiz oldu. Herhalde aralarında bir şey var gibi görünüyor. Melih aşağıyı temizliyordu, aşağı odayı. Hani kızın odası, orası eski odası. Ya uzatma, kız sen kes, uzatma da söyle. Kız, hadi mektupları getirsene kız. Sensiz ben kimsesizim. Sensiz ben hiçbir yere ait değilim. Sensiz ben, ben olmaktan çıkmışım. Yani diyor ki sensiz ben, ben değilim. Lan kitap yazsa 40 baskı yapar. Aşka bak. Bir de bana diyor ki amcamın emaneti, amcamın emaneti. Gördük işte amcanın emanetini. Ulan yeğenlerin asası, ayak üstü yiyorsun sen beni. Bu mektupları alıyorum, hepsine ihtiyacım var. Ha, şey Abbas Bey, tabii ki memnuniyetle ama eğer sizin için uygunsa küçük bir meblağ bırakırsanız, hani yoksa dükkan sizin. Ne kadar? Pazarlıksız 15.000. İyi, çekin bankamatikten. Kızım, Abbas Bey yolcu et. Siz bizim veli nimetimizsiniz. Yani böyle devam ederse şube bile açarız. Şaka yaptıydım. Maşallah. Kimin bu araba? Bizim. Biz aldık. 18 yaşıma girdim de ehliyet kursuna gideceğim inşallah. Ben kullanacağım. Ha, 18 yaşına girdin. Maşallah, maşallah. Vallahi şu apandisitim çıkmayaydı ben sana öğretirdim. Olsun, şu işleri halledeyim. Seni ehliyet kursuna yazdırırım. Çok teşekkürler Abbas Bey. Haydi güle güle, güle güle. Güle güle. Aynı ablasına benziyor. Ablası gibi cevval. Zaten ne varsa gençlerde var. Niyazi Çavuş, hadi gidelim şirkete. Toplantıya bir girelim. Malum Serhat Efendi yetkilerimi alacakmış elimden. Haydi. Binin arabaya gidelim. Haydi. Belki bu çiçeği görünce beni boşamaktan vazgeçer. Ah be, yazık şu adama. Yine iyi dayanıyor bu ülfete. Ömür törpüsü mübarek. Adamın durumu müşkil. İhsan, ne yaptın, alıştın mı? Nasıl geçiyor ikili? Alıştım komutanım. Ömer abi sağ olsun, çok yardımcı oluyor. Hiç yabancılık çekmiyorum. İyi, iyi. Merhaba.
Maşallah. Keyfiniz yerinde bakıyorum. Bekleseydiniz birlikte eğlenirdik. Amca, geçmiş olsun, bir şey mi oldu? Yok, yeğenlerin hasosu. İkimizin de apandisiti çıktı. Ne yapıyorsunuz? Yeni şirket başkanımız bir karar verdi. Sizi emekli ediyoruz Abbas Bey. Yönetim kurulu bütün yetkilerinizi elinizden alıyor. Böylelikle çoluğuna çocuğuna daha fazla zaman ayırırsın amca. Ayrıca bak, Nevcan yengemle de barışman için fırsat olur bu emeklilik. Benim Adil'im de o koltukta oturuyordu. Yeğenlerin canosu. Ama şimdi toprağın altında benim canım kardeşim. Bu ölümlü dünyada benim için ne önemi var koltuğun, yetkinin, makamın? Ama senin için öyle değil yeğen. Kurulmuşsun amcanın koltuğuna, keyfin yerinde. Çoktandır bunu düşünüyordun değil mi yeğen? Bak bende ne var? Nereden buldun bunları? Pastacı getirdi. Meğer benim yeğenlerin canosu, amcasının karısı Zümrüt Geli ile ta eskiden beri sevgiliymiş. Amca, yeter. Ya olur mu? Hadi anladık ta eskiden beri sevgili olduğunu. Askerden döndüğüm vakit aşkın amcanla evleniyor, bir bakıyoruz ki amcan ölü bulunuyor. Sen ne demek istiyorsun ya? Yeğenim, bak ben Zümrüt'ü alıyorum. Diyorum ki hadi töre gereği Latif'le evlensin. Hala hop alıyorsun, yıldırım nikahı kıyıyorsun. Atanı dinlemiyorsun, beni ezip geçiyorsun. Sen ne diyorsun lan? Sakin. Sakin. Burnuma kötü kokular geliyor yeğenim. Çok pis kokular geliyor. Bir koltuk için, bir kadın için kötü işler çevirmiş olmayasın. Ulan sen bana nasıl böyle iftira atıyorsun ha? Nasıl böyle iftira atıyorsun lan? Serhat! Niye? Beni de mi öldüreceksin? Gel öldür. Zaten bir tane canım var. Gelin siz de vurun. Hadi gelin canımı alın. Ne olacak, bir tane canım var. Adil amcam için canım bile veririm. Sen ne iftira atıyorsun bana? Değer miyim? Değdi mi yani şimdi? Bir kadın için, bir koltuk için değdi mi? Kapat lan çeneni. Kapat sen çeneni artık, kapat. Sakin, sakin. Lütfen, lütfen. Sakin, sakin. Tamam. Ah şu apandisitim olmasın var ya. Lan alırdım ayağımın altına. Çocukken az mı kulağını çektim bunun? Terbiyes. Otur otur, rahatına bak. Allah. İyi madem, kararlarınızı bir daha gözden geçirin. Emin olun Adil'im de böyle isterdi. Abbas, ne oldu? Ne bu halin? De oğlum, çatlatma insanı.
Diyeyim ana. Diyeyim de. Sen bir sakin ol. Sana zarar gelsin istemem. Hayırlısı. Sen diyordun ya, Serhat'la Zümrüt arasında bir şey var diye. Doğru bildin Azimet Hanım. Bildin sen güzel anam. Serhat da askere gitmeden önce sevdalıymış bu kıza. Kız da yemekhanede çalışıyordu. Oradan tanışıyorlar herhal. Askerdeyken yazmış bunları Serhat Zümrüt'e. Biliyordum ben. Biliyordum. Ben de bunlar doğru mu? Aslı astarı var mı diye gittim yanına. Ne yaptı biliyor musun ana? Amcam hastadır, ameliyatlıdır demedi. Beni duvardan duvara vurdu. Olmaz. Zapt etmeseler ümüğüme çökecekti. Ne yapacakmış? Yetkilerimi alacakmış elimden. Beni emekliye ayıracakmış. Ne için? 3 kuruşluk bir kız için. Ellerimle büyüttüğüm aslanım, yeğenim Serhat'ım bana yaptığına bak. Ana. Aklıma kötü şeyler geliyor ana. Neymiş? Onu da de. Dilim var mıyım söylemeye? Adil'le Zümrüt evlendiğinde Serhat şeytana uymuş olmasın? Bir cahillik yapmış olmasın? Adil'ime kıymış olmasın ana? Olmaz. Olmaz. Yalnız bırak Abbas. Abbas yalnız bırak dedi. Abbas yalnız bırak beni. Tamam ana. Tamam ana tamam. Tamam. Heder etme kendini ana. Beni yalnız bırak abla. Ah ben torunumu kendine bağladın. Ondan şehadet haberi gelince de gözünü Adil'ime diktin. Sen benim ailemi darmadağın ettin. Evlatlarımı birbirine düşürdün. Serhat'la Abbas birbirine düşman. Biliyor musun? Düşman. Ben Adil'imi senin yüzünden kaybettim. Bir de öğrendim ki Serhat Adil'imi öldürmüş. Sen dedin bu adamdan kurtulalım diye sen. Seninle evlenebilmek için amcasının canına kıydı. Yeter.
Yeter artık, yeter. Yeter. Git. Git bu evden. Git. Git al. Al eşyalarını da git al. Git. Git buradan. Git. Git diyorum sana. Git bu evden. Çık git bu evden. Azimet Hanım. Biliyorum ne söylesem inanmayacaksınız. Biliyorum size göre her şeyin tek suçlusu benim. Ne yaparsam yapayım sizi ikna edemeyeceğimi de biliyorum. O yüzden de susuyorum. Ama bir tek şey bilin istiyorum. Ben Serhat'a çok aşık oldum. Ben onu bu dünyadaki her şeyden çok sevdim. Aşkı sevdaya sakın ağzına alma. Sen Demirkan ailesinin erkeklerini gözüne kestirip birer birer avlamışsın. Sen evime düşen yıldırımsın. Sen haneme giren cehennem ateşisin. Yalvarıyorum sana. Ne olur git. Ne istersen vereyim sana. Ama git. Ne olur. Git. 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 Babaanne. Baban dedi gel benimle. Ama Serhat Abbas dedi ki... Babaanne. Sen böyle saçma sapan iftiralara inanıp üzme kendini. Ne olur. Bak ben sana Abbas Demirkan'ın kim olduğunu... oğlunun aslında nasıl biri olduğunu göstereceğim sana. Artık onun yalanlarına kanmayacaksın. Hadi gel. Cihan, gülüm yapma. Allah aşkına. Kalın evinizde, gitmeyin bir yere. Bak, burnumda tütüyorlar. Latifimin kokusunu özledim. Soğandanımın sesini özledim. Senin her şeyini özledim Nevcihan. Israr etme Abbas. Çocuklarına çok meraklıysan kalkar gelir babamın evinde görürsün. Sana özel bir teklifim var Nevcihan ama yanlış anlaşılmasın. Sen al çocukları bizim odaya geçin. Ben de kanepede iki büklüm kıvrılır yatarım. Hadi çocuklar, gidiyoruz. Nevcihan! Nevcihan! Çocuklarım. Benim güzellerim. Bu bacakla beni yürütmeyin. Çok bekletmedik inşallah. Ne önemi var Nevcihan Hanım? Ben sizi sabaha kadar da beklerim. Buyurun lütfen. Baba 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 baba. Ne biçim konuşuyor benim karımla bak. Bana bak ejderha. Allah vere de bir gün soyun tükenmesin diğer hemcinslerin gibi. Bu tehdidin 6 aydan 2 yıla kadar yatarı var Abbas Bey. Ayrıca keşke hanımınıza gereken değeri verseydiniz de böyle zavallı durumlara düşmeseydiniz. Ulan ejderha, bir gün o ağzından çıkan alevi söndürmeyeyim. Ejderha. Muhatap olmayın şununla lütfen. Şununla bununla mı? Şimdi şununla bununla mı olduk Nevcihan? Şimdi şununla bununla mı olduk? Seni de aldım kara deftere ejderha.
emretti. Ah. Sen benim tensör fasikülümü hançerle, karımdan boşalt, Serhat'ı hapisten çıkart. Ah. Yaktım çınanı senin. Ah Zümrüt, yaktım çınanı. Ah Yelin. Ay Ceylan'ım. Nerede kaldı bu kız? Gel, 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 gel. Abbas Bey, niye çağırdınız beni bu saatte? Gel, gel, kapıda kalma, gel. Senin de araban sayılır bu. Geç, otur. Maşallah, maşallah. İyisin, iyisin, iyisin. Öğlen yaptığınız kapuskayı çok beğendim. Tadı damağımda kaldı. Tebrik etmek için çağırdım. Amma ve lakin sana 10 puanlık uzmanlık sorusu soracağım şimdi. Hazır mısın? Zümrüt Serhat'a aşık olmasına rağmen neden gitti benim kardeşim Adil'le evlendi? Para için mi? Cevap vermene gerek yok. Cevabını biliyorum. Zümrüt para için evlenmiş olsaydı, Adil öldüğünde Zümrüt elinin tersiyle parayı itmezdi. O zaman niye? Bak, bu mevzulara hiç girmek istemiyorum ama eğer konuşmazsan, söylemezsen seni işten atarım. Yok, daha da fazla beni zorlamak istemiyorsan konuş. Eğer konuşmazsan baban da kardeşin de benim şirketimde çalışıyorlar. Onları da atıveririm işten. Ha? Bir de derim ki Gülsüm yüzünden attım sizi. Bu karda kışta kömürsüz kalırsınız, vallahi donarak ölürsünüz ha. Niye? Meliha için. Ülfet teyze. Beyaz eşyacı Sıddık var. Meliha'yı ona veririm diye Zümrüt'ü tehdit etti. Zümrüt de kardeşine kıyamadı. O yüzden evlendi Adil Bey'le. Duydun mu Niyazi? Zümrüt bu kadar çok mu seviyor kardeşini? İyi. İyi, hadi. Sen git madem. Sağ ol. Maşallah. Bana bak. Bana bak, yarın da karnabahar yapın ha. Tam mevsimi. Yoksa turşusunu da yerim fermente. Haydi. Buyur bacım. Güle güle, güle güle. İyisin maşallah, iyisin, iyisin. Ulan Zümrüt, yumuşak karnını buldum senin. Ha, benimle uğraşamazsın kara kuyruklu ahım. Torunum kalkmadı mı da? Serhat dün gece biraz rahatsızlandı Azimet Hanım. Yatıyor, gelemeyecek. Niye bize haber vermedin? Doktor çağırabilirdik. Hastaneye götürürdük. Ben ilgilendim kocamla. Siz merak etmeyin. Bak hele. Vefalı eş numaraları çekme bize. Anladın mı? Benim torunumun sana ihtiyacı yok. Saniye kızım olmasaydı torunum şimdi bak bu sahne köşelerinde sürünüyordu. Ana, vallahi haklısın. Zaten Zümrüt gelin vermiş aklı Saniye bacıya. Bu Ömer Lütfi denen beyaz yakalı iş güzel anlattı bana. Birlik olup kurtarmışlar Serhat'ı. Ne takım oldunuz ha. Maşallah, maşallah. Evet Abbas Bey. Ben kurtardım kocamı. Serhat için ne gerekiyorsa yaparım. Bir sorun mu vardı? Ya, sorun yok. Olmaz sorun. Sorun yok işte. Bana
Azapladın hançeri unutmuş değilim gelin. Valla hala soktun yer acıyor. Daha sokup sokup çıkarıyorsun, sokup sokup çıkarıyorsun. Ama pek merak ediyorum senin en zayıf yerin neresi diye. Senin neresi canın acıtır diye düşünüyorum. En çok sana ne acı verir? Pardon Abbas Bey, duyamadım. Bir sorun mu vardı? Yani hangi ekmekten istersin dedim. Kepekli mi, kepeksiz mi, zeytunlu mu, cevizli mi, beyaz unlu mu? Ay yok, ben ekmek almam, teşekkürler. İyi, ana gelin haklı. Yani sabah sabah karbonhidrata fazla yumulmamak lazım. Zaten benim de son zamanlarda hububatla pek aram yok. Şişkinlik yapıyor, tremorumu arttırıyor. Bana müsaade. Bir. Kahve içerim üstüne sonra. Ana öperim ellerinden. Minnoşum. Hasosu nelerin peşinde yine? Benim kızımın videoları internetlerde dolaşıyor. Bu yenlerin canısı kim bilir neyin peşinde? Ah! Ah, şu andanıma yapışan bu lekeyi ben nasıl temizlerim? Bu çamuru ben nasıl temizlerim ya Rabbi? Nasıl müşkil bir durum bu? Saniye bacım. Nasılsın? Şimdi anladın mı Abbas? Benim yüreğimin nasıl yandığını, ha? Şimdi anladın mı? O gözyaşı döktüğünde benim nasıl acı çektiğimi... ...bu dünyada yaptığın hiçbir şey karşılıksız kalmaz Abbas Demirkan. Günahlarının vebalini çocukların ödüyor ya, ben ona yanıyorum. Ama babalarının yaptıkları evlatlarının kaderi olurmuş. Ama senin de günün gelecek Abbas Demirkan. Sen de kardeşime yaptıkların için, günahına girdiğin herkes için cehennem ateşlerinde cayır cayır yanacaksın. Bitti mi söyleyeceklerin? Heh. Akıttın mı kinini? Uzak dur benden. Ben zaten senden uzak duruyorum. Sen geliyorsun üstüme. Vallahi bak, seni şu konağın ortasında öldürürüm. Bir de kazan dairesini attırırım. Seni Ürgüp tavası yaparlar senden. Akşama bandıra bandıra yerler seni. Bırak. Niye bacım? Uzak dur kızdan. Uzak dur. Uzak dur. Öldürürüm seni. Defol git buradan. Ya o gelinim. Ben ne yaptım? İki samimi harekette bulundum, o kadar. İyi. İyisin ama iyisin, iyisin. İyisin. Maşallah. Uzak duracakmışım ondan. Sen kendin geliyorsun üstüme saniye saniye. Ben ne yaptım sana? Ne yaptım ben size? Bir de Serhat'a söyleyecekmiş. Benim derdim başımdan aşkın zaten. Kimseye bir zararım yok. Ben kime ne yapmışım bugüne kadar? İyi. İyisin ama iyisin, iyisin. İyisin. Daha ne istiyorsunuz Abbas'tan? Sağ olasın. Ben sana Serhat'ı borçluyum. Sen olmasan kocam yanımda olamazdı şu anda. Bundan böyle her şeye hazırlıklı olun. Bu saniyenin suyu iyice ısındı.
Zümrüt de kaşındıkça kaşınıyor, kaşındıkça kaşınıyor. Yok karbonhidrat tüketmeyecekmiş de bilmem ne. Bana bak Niyazi Çavuş. Soğandanı da bir daha gözüm görmeyecek. Alıp götürün Adıyaman'daki akrabalarımızın yanına. Münasip bir kısmet bulunsun. Bir daha da konağa geri dönmesin. Emredersiniz beyim. Binaenaleyh. Bu akşam mühim bir görüşmem var. Beni sakın rahatsız etmeyin. Telefonlarımı kapatacağım. Başüstüne beyim. Ona göre teyakkuz da oğlum. Bu horozları, tavukları da toplatsınlar buradan. Başka kümese koysunlar. Ulan Mehmet'e Serhat'la mı uğraşacağız biz? Adam yanınızda kızımı alıp götürüyor. Sağ kolumu paketliyor. Siz böyle bön bön bakıyorsunuz. Niyazi bana lazım. Çavuş bana lazım. Silah Serhat Bey'in dedik, Niyazi Çavuş'u kandırdık, kumpas kurduk deyin. Bir şey yapın, suçu üstünüze alın, biz yaptık deyin. Çavuşumu istiyorum, bir tane çavuşum var benim. Kaç tane çavuşum var benim? Bir tane çavuşum var benim. Oldu mu? Hadi gidin. Hadi güle güle. Hadi gidin. Allah Allah. Bakıyor bana bunlar. Aldın başına müşkül bir durum bu ya. Çekme. Abi bu ne ya? Şu hali görüyor musun? Tamam ama bak. Çekme. Yap. Siz ne seyrediyorsunuz oğlum? Vallahi bir şey değil Abbas Bey. Siz ne seyrediyorsunuz? Yanlış anladınız. Lan neyi yanlış anladım? Ben mi yanlış anladım? Lan benim kızım bu. Bu benim kızım, bu benim. Eğil biraz, eğil, eğil. Eğil biraz, eğil aşağı. Eğil lan bu. Lan eğil aşağıya. Ulan Şevki'nin torpiliyle burada duruyorsunuz. Şevki'nin çocukları olmasanız kafanıza sıkarım lan sizin ben. Ulan benim kızım bu. Lan sizi gebertirim. Sizi... Hadi git bul bakalım. Hadi git bul. Lan ar düşmanı, edep düşmanı. Soğandan nerede? Ana, bu Serhat nasıl benim kararlarımı ezip geçer? Yeter artık ana. Yukarıdalar. Hepsi birlik olmuş. Soğandan'ı dokundurtmayız diyorlar. O Zümrüt yok mu o Zümrüt? Herkesi bize karşı kışkırtıyor. İşveli, işveli. Ben ona gösteririm şimdi. Ben onlara gösteririm. Zümrüt! Allah senden de Serhat'tan da razı olsun. Bana evladımı bağışladınız. Sizin hakkınızı ödeyemem. Estağfurullah. Ne hakkı? Lan siz çete misiniz? Teşkilat mısınız siz? Siz kim oluyorsunuz da kızım hakkında verdiğim kararı değiştiriyorsunuz? Baba! Yeter artık ya. Yeter artık ya. Bizi rahat bırak, anlıyor musun? Allah aşkına bizi rahat bırak. Lan elini kolunu oynatma babacığım. Ya istemiyorum seni, git buradan. Ulan oğlum. İhsan sen dur. Gücün ancak çoluğa çocuğa yetiyor değil mi? Sıkıyorsa bana da vursana. Gelin. Bundan sonra bu konakta kadınlara, çocuklara dokunmayacaksın. Lan sen kim oluyorsun da benimle böyle konuşuyorsun? Serhat Demirkan'ın karısı oluyorum. Süvandan'ın da yengesi. Anladın mı? Şimdi çek git buradan. Kimse seni burada istemiyor. Önce sokup sokup çıkardın, sokup sokup çıkardın. Şimdi de bütün aileme, bütün çoluk çocuğuma beni rezil rüsva ettin. Bütün düşman ettin hepsini bana. Ah ceylanım. Ah kara kuyruklu ahım, bunu sen istedin. Ah, sen kendin kaşındın Zümrüt.
Aferin sana. Karbonhidrat almazmış. Yemezmiş karbonhidrat. Biz kuş muyuz yani? Biz aslanız, kaplanız. Yemiyormuş karbonhidrat. Aklın Zümrüt. Senin en zayıf yerini öğrendim Zümrüt. Canını neyin acıtacağını öğrendim. Yengelerin canı o zaman. Ah baba ya, ah baba ya. Beni düşürdün şu hale bak ya. Gelmişim 18-19 yaşıma. Altımda son model arabam var. Ama sen beni yürütüyorsun ya. Ah, siz misiniz? Benim. Nasılsın, iyisin? Sağ olun, iyiyim. İyisin, iyisin, iyisin. Nereye böyle, nereye gidiyorsun? Babama bakamıyordum. Ha. Gel beraber bakalım, götüreyim seni. Severim ben dünürümü. Tamam. Gel, gel. Çekinme. Gel. Maşallah, maşallah, maşallah. Geçen ay akıştı konuştuk, öyle aklıma takıldı. Sen ne yaptın o ehliyet meselesini? Ha, daha yazılamadım ya, zamanım olmadı. Gördüğüm kadarıyla sen güzel giyinmeyi seviyorsun. Evet, modayı takip etmeyi seviyorum. Her gün sabah kuşaklarını izlerim. Aa, bu hediye çeki. Hem de en sevdiğim markadan. 15.000 lira mı? Bağırma, bağırma. Fındık kurdum, bağırma. Of. Ama çok güzel kotları var, çok güzel taşlı kotları var bunların. Güle güle, güle güle. Güle güle. Ben istersen benim epey zamanım var. Sana bir direksiyon dersi vereyim. Gerçekten mi? Ay inanmıyorum. Olur tabii, çok iyi olur. İyi o zaman. Şurada arabaların geçmediği bir köy yolu var. Hadi oraya gidelim. Haydi bakalım. Fındık kurdu. Ah! Yavaş. Ben böyle olmaz. Sen bir gaza bas. Direksiyon hakimiyetini tut. Haydi. Ha. Tamam. Yavaş yavaş. Ya. Ya kızım önce bir gaza bas, normal git. Bir gitsin araba, aksın araba. Tamam. Araba aksın kendi yolunda. Ha bak. Tamam kızım, aferin. Ha. Durma, durma. Yavaş git, yavaş. Yolunu kur, yolunu düzgün kur. Çizgileri kaybetme. Tamam, korkma, yavaş. Yavaş, yavaş. Tamam. Yavaş. Git, durma, durma. Yavaş dedim. Tamam. Dur demedim. Tamam. Yavaş yani. Tamam. Devam, tamam. Devam. Ah. Özür dilerim Abbas Bey. Ya özür dileyecek bir şey yok. Öyle öyle öğreneceksin. Ha. Hadi bas gaza. Tamam. Ha. Ama yavaş bas. Sanki pamuğa basıyorsun. Pamuğa basar gibi gaza basacaksın. Bas. Ya yavaş, 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 yavaş. Seninle olan ahbaplığımızdan, iki lafın belini kırmamızdan rahatsız olanlar var. İnsanların içi kötü, içi. İnsanlar kötü. Halbuki benim seninle ilgili ulvi, çok mühim planlarım var. Bundan böyle bu otelin halkla ilişkiler müdürü olmanı istiyorum. Ben. Esah mı? Esah ya. Sen çok akıllı, çok presentable bir kişiliksin. Haklı ilişkiler yönün çok güçlü. İkon gibi bir şeysin. İkon gibiyim, evet. Bu yüzden sana aylık 20.000. 20.000 lira mı? Kıyafetin, ayakkabın, ojen, rujun, güzellik salonun bu otel tarafından karşılanacak. De bakalım niye? Niye? Çünkü sen bu otelin dışarıdaki yüzüsün. Niye? Bir sor bakalım niye? Çünkü sen bu otelin halkla olan ilişkisisin.
Evet, ben bu otelin dışarıyla olan yüzüyüm. Ben bu otelin halkla ilişim. Teşekkür ederim. Abbas Bey, Abbas Bey çok... Sağ olun, sağ olun. Çok teşekkür ederim. Ben halkla ilişkilere başladım bile. Abbas Bey, işiniz burada. Melihacığım, bu garson abin sana oteli gezdirsin, olur mu? Hadi sen de git halkla ilişki kuracağın bütün yerleri not al. Hadi. Not al hepsini, not al. Benim yeni halkla ilişkiler müdürem ne yapıyor acep? Alo. Sayın müdürem nasılsınız? İyisiniz inşallah. Evet Abbas Bey. Ben yarın için hazırım. Ne? Yarın avans mı vereceksiniz? Hepsini. 20.000 liranın hepsini vereceksiniz. Ay, inşallah 200'lük verir ya. Vallahi sığmıyor sütyen banka. Anne. Adam diyor ki yarın avansını vereceğim diyor. 20.000 liranın hepsini vereceğim diyor. Elini sayacağım diyor. Bu şimdi 20.000 yani yıllık mı veriyor? Ne ya, aylık mı? Aylık anneciğim, aylık. Abbas Bey dedi ki giyiminden kuşamına ayakkabına kadar her ihtiyacın bizden. Ya güzellik salonun bile bedavaya gelecek benim. Ki sen bedava mezar bulsan içine gir diyen kadınsın yani, bence düşün bunu. Allah korusun gı. Allah'ım, Allah'ım sana şükürler olsun. Gı ben biliyordum gı, sen bugün benim yüzümü güldüreceksin diye biliyordum. Kurban olayım. Ah, güzel kızım benim, hamdü senalar olsun. Medarı iftarım, altın yumurtlayan tavuğum. Kas gelecek yerden tavuğun esirgenmedi. Annem, annem daha dur sen, daha dur. Ben 5 yıldızlı bir otelin dışarıya açılan yüzüyüm. Ben bir otelin halkla olan ilişkisiyim. Öyle dedi Abbas Bey. Yani halkla ilişkiler müdüresi bunu yapıyormuş. Ha müdür, Allah'ım ya, Allah bak. Nasıl kavradım hemen ama? Kız, akıl kopum benim. Bak sana bir şey diyeyim Melah, senin doğuştan beri ileri zekaydı. Yemin ediyorum ya kız, şu gözlere baksana kız. Beyin fışkırıyor kızım onun gözlerinden. Ne zaman başlıyorsun işe? Böyle müdür olarak ne zaman gideceksin? Mayıs'ın ayın kaçında verecektir? SGK'n var mı? Ayın kaçında alacağım maaşını? Yemek fişi verecekler mi? Bunların hepsi nedir yani şimdi? Bunları öğrendin mi? Yani bunu yarın öğreneceğim anneciğim ben. Öğren öğren. Ne bileyim, madde madde öğren hepsini. Allah, dolacak yine buralar. Ne oldu? Anne, ben şimdi düşündüm de Abbas Bey'in yanında çalışacağım ya ben otelde. Babam olay çıkarmasın şimdi, tripten tribe girmesin. Kız onun her tarafı trip olsa kaç yazar? Kaçsan para, full iş kazana va. Ayrıca çalışma ayıp mıymış ya? Oy şimdi ne yapıyordur acaba o sarı çıyanla? Vallahi içim sızlıyor. Mela, gel kız şu babanın yüzüne bir tükürmeye gidelim hadi. Ay yok anneciğim, ben yarın erken kalkacağım. Ben artık sorumluluk sahibi halkla ilişkiler müdüresiyim lütfen. Ay aferin benim kızıma, doğru söylüyorsun, doğru söylüyorsun. Kız benim vallahi bütün sinirim gitti kız sayende. Vay fırıldak Rüstem, geldin mi azgın teke? Zühre'ye hastalıklara gelesece inşallah. Kızım. Oy, vallahi şaşırdım. Hoş gelmişsin yavrum. Bu bakışlar, kurban olayım senin o gözlerine. Vay, vallahi bu yürüyüş, bu bakışlar yine esip gürleyecek. Allah kolay gelsin bana. Oy güzel kızım benim. Ayakta niye kaldın yavrum? Evliyatlarımın en kıymetlisi. Otursana yavrum bak, le koltuk var, o var. Her yer senin. Melia nerede? Melia şeye gitti, okula gitti. Trigonometri dersi varmış da onun öyle işte. Hmm.
İyi, ben bir okula gidip bakayım o zaman. Kız, ama Gülüm niye okula kadar yoruyorsun kendini? Telefon var, internette mesajlaşma var. Artık teknoloji çok genişledi yavrum. Utanmıyorsun değil mi gözümün içine baka baka yalan konuşmaya? Ya sen dün gelip yeminler etmedin mi? Abbas kim, Melia kim, asla müsaade etmem demedin mi? Ne biçim annesin sen? Ne biçim insansın sen? Bu kızın istikbali var, bu kız okuyacak. Kızım vallahi bak, otelde işe girdi yavrum ya. İş kadın olacak vallahi bak, öyle gözeldik. İşe girmişmiş. He. Hadi bana acımadın, o küçücük kıza da mı acımadın? Ben senin yüzünden neler yaşadım biliyor musun? Beni mahzenlere kapattılar. Önüme yağlı urganlar attılar. Hakaret ettiler, darp ettiler. Eziyet ettiler. Biliyor musun? Kız. Kızım deme bana. Ben senin kızın değilim. Melia'ya bunu yapmana izin vermeyeceğim. Gerekirse ona ben analık yapacağım. Yine de izin vermem. Kızım Zümrüt. Kızım yavrum dur. Ben kötü ana değilim. Vallahi değilim ya. İnsan kötü doğmuyor yavrum. İnsan bile isteye kadar olmuyor. Ben istemez miyim böyle evlatlarımı kimseye muhtaç olmadan kollarımın altına almayı? Ama yok. Yok işte çare, yok. Yok. Ay Allah'ım, Allah'ım sen bana yardım et Allah'ım. Oh. Vay Zümrüt'üm. Sen işkencelerimi gördün yavrum. Vay kıyamam ben sağa gözeli gözlüm. Merhaba. Merhabalar, günaydın. Ben yeni Halkla İlişkiler Müdüreniz Meliha Kuloğlu. Bundan sonra beraber çalışacağız zannımca. Benim hasna müstesna müdürem. Ay maşallah. Vallahi sen bu iş için yaratılmışsın. Şu boya bak, şu posa bak, şu endama bak, şu uyuma bak. Merhaba Abbas Bey. Vallahi heyecandan kalbim yerinden çıkacak şimdi. Ha, iyisin, iyisin, iyisin maşallah. Kalbin yerinden çıkmaz, merak etme. Haydi, seninle birlikte tesisi dolaşalım, bir keşfedelim. Bu komplike bir iş. Biliyorsun şeytan ayrıntıda gizlidir. Ben not edeyim o zaman hepsini. Öt et, önüne geleni not et. Haydi buyur. Gel müdürüm, gel, 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 gel. Burası otelimizin hasna müstesna köşelerinden bir tanesi. Kral dairesi. En değerli müşterilerimiz gelir burada kalırlar. Çok güzelmiş. Çok da trend. Klip bile çekilir burada. Gel çek, sen de çek. Gel, gir, çık istediğin gibi. Afiyet olsun efendim. Sağ ol, sağ ol. Vah, vah. Ne istersen içersin, ne istersen yersin. Meyvelere bak. İstediğin meyveden al ye. Vitamin yayılsın tırnağına, yüzüne, gözüne, kanından aksın. Ne korona kalır, ne bir şey kalır. Nasıl? Sizin ev sıcak mı? Burası 7-24 yerden ısıtmalı. Vallahi yazın serin, kışın sıcak. Banyosu İtalyan mermeri. Ahşabı, mobilyası Norveç ahşabından mazel. Duvar kağıtları Niğde pamuğundan özel elle yapılmış, yapıştırılmış. Kral dairesi. Tam krallara layık. Tam sana layık. Gel kal. Hatta gelip kalma, gel yerleş. Gerçekten. Ben annemi de gelip yerleşeyim o zaman buraya. Yok, annen alma. Annen olduğu yerde kalsın. Abbas Bey, geliniz Zümrüt Hanım geldi. Yapma ya. Abla. O zaman Latife'min de seninle görüşme isteği var. Zaten elçiye de zeval olmaz. Melia. Ne işin var senin burada? Abla ben burada çalışıyorum. Halkla ilişkiler müdüresi oldum ben burada. İn aşağı bekle beni. İn aşağı dedim sana. Thank you.
Yeğenim, aşk olsun. Öyle destursuz, selamsız, sabahsız geliyorsun. Haber verseydin de bari sana bir şeyler hazırlatsaydım. Ama misafir umduğunu değil, bulduğunu yermiş. Bak, şurada neler var, yiyecekler var, içecekler var, meyveler var. Dilimlenmiş ananas, dilimlenmiş armut, greyfurt. Bak saysam bitmez, çilek bile var. Ye, keyfince vitaminler yayılsın bütün vücuduna, damarlarına. Bana bak, kardeşimden uzak dur. Yoksa... Yoksa ne kara kuyruklu ahu? Yoksa ne? Bu sefer kalbini saplarım. Gelinim, bana bak. Ben Latife'me uygun bir kısmet arama peşindeyim. Sen de yanlış anlıyorsun ama beni. Haydi oradan be. Yazıklar olsun, sizin içiniz fesat. Fesatsınız be. Ablam. Hadi gidiyoruz. Gelmeyeceğim ben abla. Melia, eve gidiyoruz. Gelmeyeceğim dedim. Geleceksin dedim. Bu otelde çalışmayacaksın. Bu otele bir daha adımını atmayacaksın. Kıskandın değil mi beni? Kıskanıyorsun değil mi beni? Ne diyorsun sen? Ha? Ne diyorsun sen? Sen yemekhanede yer paspasladın, bulaşık yıkadın diye. Benim burada müdüre olmam sana batıyor değil mi? Tabii, ben de olsam ben de kıskanırdım. Senden daha güzelim, daha yetenekliyim, daha gencim, daha da akıllıyım. Tabii, biz senin gibi koca parası yemiyoruz. Biz senin gibi konaklara demir atamadık. Ne oldu abicim, kaldın? Ne yapıştırdı be? Aman diyeyim, gelinim kızın yüzünü dağıtma. Biliyorsun presentable'lık pek önemli. Benim bundan sonra senin gibi bir ablam yok. Duydun mu beni? Ha? Ablam değilsin bundan sonra. Ben senden daha iyi yerlere geleceğim. Senin gibi konaklarda kalacağım. Giydiğin elbiseleri giyeceğim. Sıktığın parfümleri sıkacağım. Duydun mu beni? Sen aynı Ülfet Kuloğlu gibi olmuşsun. Sen aynı anneme benziyorsun. Yazık. Ay, bir sen iyisin değil mi Zümrüt? Bir sen doğrusun değil mi kızım? Her şeyin en iyisini sen bilin değil mi? Ben de kunak keçisiyim değil mi? Keçiyim ben. Ay. Ay. Kızım bu devirde aklını kullanman gerekiyor. Bunun zaten hiç aklı paraya çalışmazdı vallahi bak. Aynı babasına çekmiş çekmez olasıca. Ay. O şimdi gider oteli de basar. Melih'imi da işinden eder. Vallahi bak gitti Mayış ya, gitti SGK. Allah'ım ne çile varmış vallahi bak ya. Ay Ülfet, ay. Ay çilel Ülfet, ay. Ay. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.